Ardışık iki sayı alacaksak, mesela 4 ve 5 gibi. Aralarında asal olur. Mesela 8 ve 9. Aralarında asal. Çünkü biri tek öteki çift olur. Bunların ortak çarpanının olma şansı yok. Ya da 13 ile 14. Eğer ardışık iki sayı alıyorsak aralarında asal olacaklar. O bepleri de 1 olur. Tabii şuna da dikkat etmek lazım. Eğer sayıların ardışık çift sayılar olduğu söyleniyorsa, mesela 6 ve 8 gibi, bunların OBEP'leri 2 gelir. Ya da 10 ve 12 gibi, OBEP'leri 2 gelir. Ya da 24 ve 26, OBEP'leri 2 gelir. Eğer ardışık çift sayılarsa OBEP 2. Veya şöyle olsa, ardışık tek 7 ve 9, OBEP'leri 1, aralarında asal olacak. 11-13, aralarında asal. 21-23, kesinlikle aralarında asal, OBEP'leri de 1. Yani sadece ardışık çiftlerin OBEP'i 2. Bunun dışında ardışık tek veya ardışık dediği sayıların OBEP'leri daima 1 olacak. Yani bu iki sayının OBEP'leri 1'dir. Şimdi OKEK'leri verilmiş. Şöyle bir kuralımız vardı. OBEP çarpı OKEK eşittir sayıların çarpımıydı. X çarpı Y. OBEP'leri 1, OKEK'leri 20 eşittir X çarpı Y. Yani çarpımları 20 olan sayılar arıyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Aralarında asal olacaklar bu sayılar. OBEP'leri 1 çünkü. Yani şunu söyleyemeyiz. 10 çarpı 2 diyemeyiz çünkü aralarında asal değil bunlar. Aralarında asal olan çarpımları da 20'ye eden sayılar arıyoruz. Şöyle X virgül Y diyorum. Çarpımları 20 edecek. Çarpımları 20 ve aralarında asal çıkaracağız. İşte mesela 1 ve 20 olsa 1 çarpı 20, 20 olur. Aralarında asal, aralarında da asal olurlar. Bu olabilir. Başka, şöyle 4 ve 5 seçebiliriz. Çarpımları 20, aralarında asal. Bunlar da olabilir. Şu ikisi olsa yani şöyle şunu siliyorum. Eğer 1 ve 20 olsa toplamını arıyoruz. Cevabımız 20, 21 olur. 4 ve 5 olsa toplamları 9 olur. Şimdi şıklara bakacağız. Şıklarda şöyle bakalım. Seçeneklerde tabii şu an tam görülmüyor. Şurayı sileyim. OBEP'leri 1 demiştik. Şıklarda 21 olmadığı için bizim cevabımız 9 olacak. Yani 9 olabilir.